Merhaba arkadaşlar, kanalımı yeni ama birazcık geç kalmış bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz üçlüye hep birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar için açıkçası bu üç telefonda uzun süredir bende, fakat şeyi düşünmenizi istemem, hani uzun süredirse bendeyse uzun süredir kullandığım anlamına gelmesin, bu uzun süredir ofiste öylesine duruyorlar. Ama artık vakitleri geldi bunları çekmenin, doğal olarak gelin isterseniz başlayalım. Bu arada becerebilirsem 3 kamera, yani 3 telefonu da iç içe anlatmaya çalışacağım. Arada bir kafalar karışırsa da artık yoruma falan yazarsınız, bir dahakine dikkat ederiz. İlk hedefimiz tabii ki de kameralar ve GM22 ile başlayacağız. Bu Pro, bu büyük olan, bu Plus, bu. Bununla başlayacağız. Arkadaşlar GM22 oluyor kendisi. Şimdi GM22'de arkadaşlar 13 megapiksellik üçlü bir kamera dizilimi mevcut. Bu üçlü kamerada diğer kameralar ana kameraya destek verme gibi bir işlevi yerine getiriyorlar. Yani işin açıkçası GM22 için konuşuyorum. Bu kamera diziliminden böyle aman tanrımlık bir sonuç sakın ha beklemeyin. Fakat değişik olan bir durum var benim daha önce görmediğim. O da arkadaşlar bu cihazın içerisinde yazılımla birlikte 52 megapiksellik bir mod eklenmiş. Normalde lensler 52 megapiksel değil, fakat bunu yazılımla telefon o hale getirdiğini iddia ediyor bize. Ben her iki modda da fotoğraf çektim. Arasında bir fark göremedim. Zaten megapikselin direkt olarak fotoğrafın kalitesiyle, ışığıyla falan filan böyle direkt göbekten bir bağlantısı yok. Ama ikisini bassaydık arasındaki farkları görürdük. Hemen anlamadım neden buraya 52 megapiksel diye bir şey koyulduğunu. Ama olsun canım, yani şey işte 52 megapiksel şeyi var işte, modu var yani, öyle düşünmek lazım. Ön kameramız ise 8 megapiksel, yine halinden hallice bir kamera arkadaşlar. Bunu da literatürde ekleyelim, halinden hallice. Ne demek bu? Ya çok iyi değil ama hani böyle elinize aldığınızda kullanacağınız zaman selfie melfi böyle öz çekim işlerinde çok da kötü değil. Sosyal medyada paylaşılır yani. Burada şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlar, bizim Lütfi'nin videosunu izledim. O da bahsetmiş. Bu tarz böyle ucuz, yani uygun fiyat barimindeki telefonlarda böyle fotoğraf çektiğiniz zaman her ne kadar güzellik modunu açmasanız bile cihaz yazılımla sizin yüzünüze biraz müdahale ediyor. Ya bana da öyle göründü, Lütfi'ye de öyle göründü. İşte bu müdahale sonucunda bazı dokular kaybolabiliyor. Ama bu dokuları kim umursar? Lütfi umursar. Hani sizin çok umurunuzda değilse, hani doku moku abi bana çeksin yeter diyorsanız çekiyor. Yine Lütfi'yi andık. Her iki kamera da arkadaşlar, ön ve arka kameralarla da 1080p videolarınızı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Yani ortamda ışık iyiyse videolarda fena değil gibi bir şey oluyor. Ama ortamda ışık kötüyse videolar yani saçma sapan bir boyuta ulaşabiliyor, onu da söyleyeyim. Titreşim anlamında ise herhangi bir sensörü vesaire vesaire bulunmuyor. Doğal olarak videolarda hareket ederseniz hareketiniz tamamen videonun içerisine yansıyor. Ya hep konuştuk, hiç mi iyi bir şey yok yani arkadaşlar, bu kadar mı yani, bu mudur yani diyecek olursanız, yok canım o kadar da kötü değil yani, fiyatını hesaba katacak olursak bence tercih edilebilecek bir cihaz. Bu cihaz ne diyor biliyor musunuz? Bu cihaz şu an bağırıyor. Ne diye bağırıyor biliyor musunuz? Beni ikinci telefon yap diye bağırıyor. Sen niye buna gidiyorsun? Bu telefon, şöyle bir rahat rahat konuşayım arkadaşlar. Yemin ederim beni ikinci telefon yap abi telefonu. Çok net söyleyeyim, çünkü bataryası 5000 mAh. Bu konulara geleceğiz. Zaten bir sürü fotoğraf, video neyi de gördünüz. Siz de bir karar verebilirsiniz diyorum. Artık geliyorum GM22 Plus'a değerli arkadaşlar. Bu sefer kamera dizilimimiz 48 megapiksellik üçlü kamera dizilimine dönüşüyor. Plus modelinin de ön kamerası 8 megapiksel. GM22'den farklılık olarak arkadaşlar Plus modelinde geniş açı ve portre modu için ayrı ayrı lensler yerleştirilmiş. Fakat kameralar üzerinde şunu net bir şekilde söylemek zorundayım ki arkadaşlar, her iki cihaz arasında kamerasal anlamda çok ciddi bir farklılık yok. 22 Plus işte 22'ye göre bir tık hallice diyeyim yani. Ama çok hafif bir tık yani. Ama yine de bir hatırlatma yapmakta fayda vardır. GM22 Plus'ı almayı düşünüyorsanız yine gündüz gün ışığının iyi olduğu ortamlarda aynı GM22 gibi normal fotoğraflar çekebiliyor. Ha bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. GM22 Plus'ın nasıl GM22'de 52 megapiksel diye bir yazılımsal mod varsa, aynısı Plus'ta 108 megapiksel diye var. Yani lensler 108 megapiksel değil ama yazılımla öyle bir şey yapıyormuş. Ya ben dediğim gibi bunun tam olarak neden buraya eklendiğini anlamadım. Geliyorum Pro modele. Pro modele geldiğimde değerli izleyicilerim, işler biraz değişiyor. Neden değişiyor? Bir kere fiyat baremi bir tık yükseliyor ama telefonu elimde tuttuğumdaki hissiyatına göre bence çok da yükselmiyor. Yani Pro modeli için söylüyorum arkadaşlar, hani tercih edilebilecek üçünün arasında kaldım, üçüne de param yetiyor diyorsanız
Pro diğer ikisinin arasında daha tercih edilebilir model olarak öne çıkıyor. Ne farklılıklar var? Bir kere kamera dizilimimiz 3'ten 4'e çıkıyor ve lensler 108 megapiksele yükseliyor. 108 megapiksellik bu ana kameranın haricinde bir adet portre kamerası, bir tane geniş açı, bir de 4 santimetreye kadar makro fotoğraflar çekebileceğiz bir mod geliyor. E tabii ki de bunca ek gelince değerli arkadaşlar, fotoğraf kalitesi de diğer iki cihazdan ciddi derecede ayrılıyor. Zaten yine bir sürü örnek görüyorsunuz sen fotoğraf tarafından, video tarafında. Muhtemelen üçünü de yan yana koymuşuzdur diye düşünüyorum, çok üşenmediysek. Ama GM22 Pro'da fotoğraf kalitesi bir eşik atlıyor gibi bir şey değil. Çok güzel olmuyor ama diğer ikisine göre eşik atlıyor. Video tarafına gelecek olursak da 1080p'ydi bu modellerin video çekme özelliği. GM22 Pro'da bu 4K 30 kareye kadar çıkıyor. Bir de şunu belirtmem lazım. Bu GM22 ve Plus üzerinde arkadaşlar, özellikle GM22 tarafında gündelik kullanımda hafif hafif takılmalar yaşayabiliyorsunuz cihazın kendisinde. Fakat Plus'ta bu oran bayağı bir düşüyor. Pro'da ise akışkanlık, hani şöyle söyleyeyim, 10 üzerinden 7.5'luk 8'lik bir seviyeye geliyor. Yani bu telefon diğerlerine göre çok daha rahat. Ön kamerayı unutuyordum. Ön kameramızda 16 megapiksel. Diğer bütün özellikler bunda da var. İşte gece modu, portre, ıvır zıvır gibi şeyler GM22 Pro'da da var. Zaten bu Pro model. Şimdi teknik ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar bir şeyden belirtmek istiyorum. Çünkü kamera faslını kapatacağım. Bu fiyat segmentindeki telefonlarda önemli olan bu telefonların muadili olan diğer telefonların ne halde olduğu oluyor. Yani şey tartışmanın sonu yok. Ben bunun üstüne 500 lira koyarım, bilmem benim CX'ini alırım. Ya tamam. Ama paramız o kadarsa bakmamız gereken şey muadilleri. Yani bu fiyat bariminde diğer satılan telefonlar neler yapıyor? Bu anlamda GM22 Pro modelinin çok da onlardan geri kalmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fakat tabii ki de burada bir sürü hesap kitap devreye giriyor. Daha iyileri her zaman piyasada, her şeyin daha iyisi hep vardır yani. Şimdi geliyoruz teknik kısma. Arkadaşlar bu arada fotoğraflar falan hani bir sürü koyduk ekrana. Ben görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl buldunuz? Yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Az daha unutuyorduk. Ben 3 telefonda ön kamerasıyla bir ses kaydı aldım. Teknik özelliklere geçmeden bir o kayıtları da dinleyelim. Arkadaşlar şu an kapalı ortamda sesimi GM22'den duymaktasınız. Arkadaşlar merhaba, şu anda da sesimi GM22 Plus'tan duymaktasınız. Merhaba, şu anda da sesimi GM22 Pro'dan duymaktasınız. Bu Pro. Ben artık teknik özellikler kısmına geçiyorum ve GM22'ye geri dönüyorum. GM22 modelinde MediaTek Helio A25 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci 2020 yılında tanıtılan bir işlemci. 3 GB'lık bir RAM'i var, 32 GB dahili depolaması var. İsterseniz SD kartla 256 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Bence videoda da söylemiştim, bu telefonun ben ikinci telefonum abi diye bağırmasının nedeni olan en önemli özelliği de 5000 mAh'lik bir bataryasının olması. Ekranımız 6.5 inç, çözünürlüğümüz 1600x720, şuradan bir kopya çektim arkadaşlar. Ekran gövde oranımız ise %89. Yani %89'larda günümüz için biraz düşük bir oran ama bu telefonun olayını söyledim size. Geliyorum Plus'a. GM22 Plus'ta RAM'imiz 4 GB'a, işlemcimiz ise MediaTek Helio G80'e dönüşüyor. Performans anlamında GM22'ye göre daha iyi bir telefon, bunu da belirteyim. Yine bu işlemci de tıpkı kardeşinde olduğu gibi 2020 yılında piyasaya sürülüyor. Dahili depolama alanı 128 GB, SD kartla 256 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Bataryası boyutu biraz büyüdüğü için 6000 mAh'e çıkıyor. Yani telefonun aslında beni güzel güzel kullanabilirsin iddiası devam ediyor 6000 mAh'le. Ekran tarafı ise arkadaşlar yaklaşık 6.78 inç, 2460x1080'lik bir çözünürlüğümüz var. Ekran gövde oranı ise yaklaşık %91. %2'lik bir fark demeyin, gündelik kullanımda bayağı fark ediyor. Ediyor, vallahi ediyor. Bakın siz de bakın, görünüyor mu orada? Ediyor. Biz Edion'u kabul edelim arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Pro modelimize. Pro modelimizde ise işlemcimiz MediaTek Helio G95'e dönüşüyor. Bu işlemci diğer hani bir önceki Plus'ın işlemcisine göre %10 daha performanslı çalışan bir işlemci. Ki bunu telefonun gündelik kullanımında hissedebiliyorsunuz. Uzunda ne olur bilmiyorum ama benim kullandığım zaman dilimi içerisinde akışkanlığında herhangi bir problem yaşamadım. RAM tarafında 22 Pro'da 8 GB'lık bir RAM tercih edilmiş. Bataryamız 5000 mAh. Ekranlarımız GM22 Plus'la aynı. Şey yaptım, üst üste koyup teyit etmek nereden çıktı? Metne bakılır. Ekranımız GM22 Plus'la aynı arkadaşlar. Depolamız dahili 128 GB, 256 GB'a kadar SD kartla bunu çıkarabiliyorsunuz. Ha şöyle bir farklılığı var. Bu telefon 18 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor. Hakikaten de inceleme için üçünü birden şarja taktığımızda Plus ve 22 biraz şarj olma konusunda hantal kalırken
Pro bayağı daha atak davrandı. Gari arkadaşlar, geldik oyun testi bölümümüze. Her üç telefonu da oyun testine soktuk. Şu an ben konuşurken muhtemelen oyun testlerimiz arka planda dönüyor. Rakamsal sonuçlar üzerine çok yorum yapmıyorum ben arkadaşlar. Hani koşullara göre değişebilir, o olabilir, bu olabilir. Fakat oynama deneyimi anlamında GM22'de ortam renderlandığı sürece bir sorun yaşamıyorsunuz. Pro'da ve Plus'ta da kesintisiz oyun deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Ama GM22'de ortamın renderlanması biraz önemli. Zaten şunu açıkça söyleyeyim, oyun oynamayı da seviyorsunuz. Yani Pro'ya doğru yönelmeniz daha mantıklı olur. 22'de oynanmaz mı? Oynanır. Ama o etrafın yüklendikten sonrasında daha rahat bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Tabii o sırada bir adam gelir sizi vurursa da sinirlenirsiniz. Oyun testi dönüyor bu arada. Gelin gelelim SADED'e. SADED dediğin nedir? Paradır arkadaşım. Şimdi GM22'yi piyasada 2500-2700 TL bandını alabiliyorsunuz. Geçer mi? Geçer. Ben söyleyeyim bu fiyata. Hala ikinci telefon olduğunu unutmuyoruz ama birinci telefon olarak da kullanılabilir. Neden olmasın? Ha şunu unutmuyoruz, yani fiyatı çok cezbedici ama çok kameralı. Hadi kamerayı da biraz ayıralım. Çok oyunlu bir telefon. Yani çok oyun oynuyorsanız telefonunuzla, o zaman GM22'yi bence tercih etmeyin. Fakat diğer bütün işler için gönül rahatlığıyla kullanılabilir çünkü fiyatı çok uygun. Geliyorum Plus'a. Yanlış telefonları alıyormuşum. Meğer bu 22, bu Plus, bu 22'ymiş. Plus'ta arkadaşlar 3200-3500 TL bandına bulabiliyorsunuz. Demek ki biraz zorlasanız Plus'ı 3000 liraya alırsınız piyasadan. Yani bence bunu alacağınızı, Plus'ı almanızı şu anda tavsiye ediyorum. Bu metinde yazmıyor. Şimdi aklıma geldi. Bataryası 6000 mAh'da hatırlayacağınız gibi bir günü rahatlıkla çıkaracağını düşünüyorum. Bunun haricinde ekranı büyük. Yani GM22'ye göre her türlü daha avantajlı. Geliyoruz Pro'ya. Tabii ki de fiyat 4200, 4500, 4700 TL gibi fiyatları bulabiliyorsun. 4500, 5000'miş pardon. Bir tık yüksek gibi fiyatı değil mi? Bu telefonu 3500 yapsana General Mobile. Bak bunu 3500 yapın, bunu 2700 yapın, bunu da 750 yapın. Teşekkürler, görüşürüz. Arkadaşlar fiyatı bunun 4500-5000 TL bareminde. Fakat bu baremi artık yeni fiyatlarda biraz böyle oldu. Biz alışmakta mı zorlanıyoruz bilmiyorum da. Hani daha önce 5000 TL'lik iPhone sunmuş birisi olarak, yani iPhone 7 miydi neydi, 5000 TL'ye mi ne almış. Şimdi böyle olunca insan üzülüyor. Fakat yapacak bir şey yok. Bu fiyat bareminde şu anda alınabilecek güvenilir cihazlardan bir tanesi. Hem kamera performansı, hem kendi işte telefonun kendi akışkanlığı, hem oyun anlamında üzmeyecek. Yani en azından 2 sene 3 sene sorunsuz bir şekilde kullanabileceğinizi düşündüğüm bir cihaz kendisi. Böylece videomuzun sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Hayatımda ilk kez, normalde Lütfü yapıyordu bizim bu işleri biliyorsunuz, birden fazla cihazı sunmaya çalıştım. Umarım güzel sunmuşumdur. Yani sizi ilgilendiren detaylardan bahsetmişimdir diyorum. Siz de görüşlerinizi yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.